sağa dönün. Şimdi lütfen sola dönün. Ya sol sağ. Bir karar versen ben nereden gideceğim? 50 metre sonra sağa dönün. Çarşıda dolaşmaya mı çıktın? Yolunu mu kaybettin? İkincisi. Ama kendi başıma hallediyorum ben. Seyir'de bile kaybolmadım. İnternetim kesildi. Ben nasıl çıkacağım bu çarşıdan? Bu sokaktan devam ediyorsun. Sağa dönüyorsun. Niye sormuyorsun? Çünkü senin anlatmanı bekliyorum. Ya anlatmasam? Ya öylece havada bırakırsam? Bence bırakmayacaksın. Peki. Peki tamam anlatacağım. Anlatacağım ama sırf yanlış anlama diye. Tamam mı? Bak. O olayın hiçbir anlamı yoktu. O yani öylesine oluverdi. Birden oluverdi. Bak sakın şey falan sanma. Yani ben sanki senden yani böyle... Olayı ciddiye alma tamam mı? Hatta hemen unut gitsin çünkü çok saçma. Çok aşırı saçma. Tamam. Tamam anladım ben seni. Sakin ol. Ben zaten şimdiden unuttum. O olayı. Sıkıntı yok. Tabii ya. Ben biliyordum böyle olacağını. Neyi biliyordun? Şimdiden unuttum. Umurumda bile değil diyordun. Ne oldu? Konuşmak için evime kadar geldin. Demek ki o kadar cool değilmişsin. Nasıl yani? Sen buraya mı taşındın? Yapma lütfen Poyraz. Gecenin bir vakti buradan tesadüfen geçiyordum. Yalanını atmayacaksın herhalde değil mi? Yok. Öyle bir şey söylemeyeceğim. Kendi evime gidiyordum ben. Buradan geçişimin seninle bir ilgisi yok yani. Anladım. Demek ki o kadar coolmuşsun. Ne yani şimdi sen evine gidip gelirken sürekli buradan mı geçeceksin? Yani biraz öyle olacak. Ha biz mecburen karşılaşacağız yani. Maalesef. Ya ben şimdi her bahçeme çıktığımda senin evini mi göreceğim ya gerçekten şahane inanamıyorum yani şahane. E o zaman bakmak istemiyorsan gözlerini kaçırırsın. Kaçırdım gözlerimi tamam mı? Ben kaçırdım. Melisa. Bahçedeki şeftalileri getirdim ağaçta çürümesin diye. Ha Aliye teyze fazlasını reçel yapıyordu. İşe başlamışsınız birlikte hayırlı olsun. Sağ ol. Havada gözlerini kamaştıracak kadar güneş de yok aslında. Adı güneş gözlüğü. Sadece güneşten kaçmak için kullanılmıyor. Gölgede de takılıyor. Ha, peki sen neyden kaçmak için kullanıyorsun?
Göz göze gelmekten mi korkuyorsun? Yok. Yok canım. Niye kaçırayım yani? Al, al işte çıkardım bak. Kahve olmadı mı hala? Sağ ol, görüşürüz. Otele gidiyoruz değil mi? Evet. Herkes bize mi bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Bir de niye sabah sabah bu kadar mutlular? Tahmin ediyorum da. Neyse. Bana da söylesene. Şuver. Bu yolu yaptırmak lazım. Yani konuklara gelirken spor ayakkabıyla gelin denmez. Sonra salaş bir kamping işletiyoruz falan sanırlar. Bak sen buraya beton falan döktürmeyi düşünüyorsan vazgeç. Taş döşeriz. Taş maliyeti artırır. Ustalar gelmiş. Geç kalmıyorum. Ustalar gelmiş. Geç kalmıyorum. Açık. Bekle, bekle. Bekle. Kim görmüş öpüştüklerini? Bütün ada görmüş. Yapma ya. Burası ne kokuyor böyle? Ne kadar güzelmiş. Aa, mimoza. Her baharda rüzgar bütün adanın mimoza kokusunu alır buraya getirir. Bak bunu akasiteye yazalım. İnsanlar hikayesi olan yerleri severler. Aynen. Günaydın. Günaydın. Erken gelmişsiniz. 5 dakika oldu geleli. Bu hanım kızımız? Haziran. Memnun oldum. Poyraz'ın ortağıyım. Biz burayı hep beraber hip bir butik otele çevireceğiz. Ama önce bir zemin etüdü yapalım. Sonra ben size yapacağımız projeyle alakalı zaman ve para maliyetini gösteren bir sunum hazırlayacağım. Alo usta. Biz bir bakalım tesisatları da maliyeti ne olacak, ne harcayacağız, nereden kısacağız bir onları görelim. Duyduk, çok sevindi kızım. Bir ömür boyu sürsün inşallah. Çok sağ olun. Ha. Bir ömür değil, bir sezon gitsin yeter. Ali işte burada şimdi toprak. Bu yerlerdeki taşlar falan da güzelmiş. Buraya kargılar yaparız. Ondan sonra boyalarını değiştiririz. Şuraya şirin bir resepsiyon yaptık mı tamamdır. Ha bu arada benim İstanbul'da bildiğim çok iyi bir vintage dükkan var. Oraya gidip mobilya seçmemiz lazım. Ben gelmem İstanbul'a falan. Niye? Gelmem çünkü. İyi. O zaman ben gidip seçerim. Sen de getirdiklerime razı olursun. Ha bak bu arada bu duvarı yıkmamız lazım. Bir kere o konuda kesinlikle anlaşalım, tamam mı? Duvar kolay. Bir günde yıkılır. Ali usta, şu hatları da göstereyim sana. Buraları başka renge boyarız. Yani adaya gelecek insanlara eğlence vaat edemeyeceğimize göre huzur ve romantizm kartını oynayacağız. Bunu da size de iyice vurgularız. Adada aşk diyorsun yani. Poyraz, dün geceki olayın hiçbir anlamı olmadığını söylemiştim. Yani benim bu dünyada öpüşmek isteyeceğim en son insan sensin. Ben de seninle öpüşmek için delirmiyorum zaten. Merak etme. İyi. En azından bu zamana kadar tek bir konuda anlaşabildik. Tamam. Yani dün gece öyle saçma bir şeydi. Oldu. Sürekli böyle imalı laflarla, bakışlarla falan bunu hatırlatmana gerek yok. Ya ben sana bir şey hatırlatmaya çalışmıyorum ki zaten. Ne hatırlatması? Aha, tabii tabii. Aynen değil mi? İşte göz göze gelmekten kaçıyor musunlar? Duvarlar bir günde yıkılırlar. Adada aşk falan. Bunlar ne peki? Haziran. Hı. Ben bir şey ima etmem. Bir şey söylüyorsam dümdüz söylerim. Ayrıca ben sana bir şey hatırlatmıyorum da. Sen o olayı aklından çıkaramıyor gibisin. Ne alakası var canım? Kapatalım mı konuyu? Kapatalım aynen. Nehir bana anlattı zaten her şeyi. Ne anlattı? Nehir sana ne anlattı? Dur bekle beni. Ne anlattı? Nehir sana ne anlattı ya? Ne anlattı diyorum, cevap versene. Ne konuştuysanız onu anlattı ya. Ne bu panik? Ne konuşmuşuz? Poyraz abi. Bir saniye. Efendim Tuna. Çatının hali işler acısı. Yapma ya. Of, ya meydana bunun
sen. Oldu. Ben daha Eylül'ü aramadım. Ama böyle cezbedici, şahane bir sunum yaparsam eğer organizasyon bizim. Ama ondan önce bir brainstorming yaparız. Yani... Neyin fırtınası? Ha Haziran. Yaptın mı tatil planlarını? Hı hı, evet. Sen de bütün tatil kuşları gibi güneye mi uçuyorsun? Ya aynen öyle oldu, evet. Ben sizi daha sonra arayayım mı? Dur, bu acil. Şu adadaki araziyle ilgili bir pürüz çıktı. Nesli tükenen tümör bir şey diyorlar. Kesin değil ama sonradan başımıza bela olmasın. Sen tatile başlamadan adayı bir kere daha gidip kontrol eder misin? Ben İstanbul'da değilim. Çok uzaktayım. Yapma ya. Ayrıca o meseleyle daha fazla ilgilenmek istemiyorum. Bu konuda çok netim. Hmm. Ne yapalım? O zaman sana iyi eğlenceler. Teşekkürler. Eski bir iş başvurusu. Yeni dönüş yapıyorlar da. Çok güvenilmez bir şirket. Onların yaptığı işte payım olsun istemiyorum. Nasıl yani, sen şirkete başvururken nasıl bir iş yaptığını bilmiyor muydun? Hayır. Sonradan öğrendim. Neyse. İşe alınmaman senin için daha iyi olmuş o zaman. Zorba, gel. Ne oldu? Şey zıpladı da. Kurbağa falan mı? Yani olabilir de olmayabilir de. Sen niye geldin? Ya çığlığını duydum, yardıma ihtiyacım vardır diye geldim işte. Kimsenin, özellikle de senin yardımına ihtiyacım yok. Ne yapıyorsun sen? Sigorta hattımı tahmin edeceğim. Elbise askısıyla mı? Ahşap canım bu, tamam mı? Ahşap, yani iletken değil. Bak, videoda izledim. Burada her şeyi anlatıyor. Ya internet o kadar iyi bir şey ki, kimseye ihtiyacın olmadan... Tornavidan var mı? Bilmem. Yok.
Var bir şeyler canım. Bak bu elektrik işleri biraz karmaşıktır. O yüzden bir sorun olduğunda sen bana söyle. Bir daha eve geldiğimde böyle kıvılcımlar falan görmeyeyim yani. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Zorba tamam, rahat dur, geldim. Senin köpeğin mi? Benim köpeğim. Zorba. Görmeden gözümde canlandı. Sen yine ön yargılarına çok güveniyorsun. O da senin gibi insanları pek sevmiyor herhalde, değil mi? Sevmiyor. Travmaları var. Senin de mi travmaların var? O yüzden mi insanlardan uzak duruyorsun? Neyse. En azından bu sefer boş ver demedim. Sabah koştan dönünce Eylül'ü aradım. Eylül kim ya? Nişan organizasyonunu yapıp para kazanacağımız müşterimiz, hatırlarsan. Ona bir peri masalı vaat ettim. Bahçenin fotoğraflarını da gönderdim. Bugün bir feedback alırız. Yani... Geri bildirim. Her şeyde bize. En sevdiğim şarkı. Biraz sesini açabilir miyiz? Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelip buzullar eriyor sen bana yürüyünce. Çift gök kuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Fabrikanı karıştıranı bulsan ne yaparsın? Sence? Peki ya çok pişman olduysa affetmez misin? Asla. Ama bak öyle böyle değil. Gerçekten çok pişman oldu. Yani hatta zamanı geri çevirebilse asla yapmayacak. Ama zaman geri çevrilmiyor değil mi? Kararlısın yani. Mahvedeceksin bir şey. Bak ben o adam yüzünden belki de babaannemin hasta yattığı evi satmak zorunda kalacağım. Sen olsan ne yapardın? Affeder miydin?
Efendim? Evet. Evet evet biliyorum. Ne yaptı ne yaptı? Kusura bakmayın. Adalıları henüz tanımadı. Tamam. Sen marangoza rüşvet mi teklif ettin? Hayır. Benim işimi öne al, ben diğerinin parasını veririm demişsin. Rüşvet değil mi bu? Değil. Sadece benim işimi hızlandırması için yaptım. O kadar. Yoksa platform yetişmeyecek. Platformun yine yetişmeyecek. Adam o kadar şok olmuş ki sana hayır bile diyememiş. Nasıl ya? Nasıl ya? Yapmayacak mı? Yapmayacak tabii ki. Bak bu adada insanların sırasına, hakkına çok önem verirler. Şehirde bu işler nasıl yürüyor bilmiyorum ama burada paradan daha önemli şeyler var. Bunu öğrensen iyi olur artık.